Kemal kardeşim neredesin? Arabadayım Salih. İş yemeğine gidiyorum. Bir şey mi oldu? Evet evet, seninle en acilinden yüz yüze konuşmamız gereken bir mevzu var. Hayırdır? Hayır hayır oğlum. Sen ne zaman müsait oluyorsun onu söyle. Bir iki saate. Tamam, sonra bekliyorum ona göre ha. Oğlum kötü bir şey yok değil mi? Yok oğlum yok. Allah Allah, rahat ol hadi, eyvallah. Önce fotoğraflarını çekelim. Merhaba. Merhaba. Merhaba Kemal Bey, ne hoş sürpriz. Ben de geçerken sizi gördüm. Her şey yolunda mı diye bir uğrayayım dedim. Yolunda, ön çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Güzel. Benim ufak bir işim var, onu halledeyim ben. Nihan Hanım, hazır sizi yakalamışken şu proje hakkında biraz konuşsak diyorum. Yasemin benim ortağım. Ona istediğiniz soruları sorabilirsiniz Kemal Bey. Tabii, memnuniyetle. Yasemin, bana telefonunu verir misin? Benimkinin şarjı bitti de. Nihan Hanım. Kemal Bey, acelem var. Üzgünüm. Aferin sana. Ne kadar hızlısın sen öyle. Yeşilleri de buraya tak. Aferin. Ama ters oldu. Aferin. Efendim? Leyla, benim Nihan. Yardımına ihtiyacım var. Bu ortaklığın proje hayata geçene kadar sürdürülmesinden emin olmak istiyorum. Bunun bizimle nasıl bir ilgisi var? Sizlerle yapmayı düşündüğümüz protokol sayesinde. Bu protokol Emir Kozcuoğlu'nun sizinle anlaşmayı bozması halinde onunla çalışmamamız için mi? Bu protokol aslında bir işbirliği. Birlikte vereceğimiz bir büyüme sözü. Hem hepimizin kazanacağı iyi bir anlaşma. Nasıl? İnşa sırasında ham maddeyi sizden alacağız. Yasin Bey, sizden de teknik kadroyu. Hüsam Bey, makine parkını da sizden alacağız. Böylece sektörümüz bir bütün olarak büyüyecek. Biz sizinle yürümeye varız. Peki ya siz? Benim için gayet uygun. Bizim için de uygun. Bizim için de gayet uygun. Bizim için de uygun. Eğer ki birbirimizi kollarsak, bu sektörde hem biz kazanırız hem de çalışanlar. Sözüm söz. Eğer ki size de uygunsa bir protokol imzalayalım. Memnuniyetle. Tabii ki. Teşekkürler. Senin de gönüllü olduğunu bilmiyordum. Seninle ilgili her şeyi biliyormuşum gibi sanki. Bir şey soracağım. Hayır, hiç evlenmedim. Çocuğun da yok. Şimdi söylemeseydim de hep susmam gerekecekti. Bilmen gerek Leyla. İkinizden de nefret ediyorum. İkinizden de. Leyla, sen benim yarımsın değil mi? Adımı anma, yarım değilsin sen benim. En büyük düşmanımsın bundan sonra. Sen de düşmanımsın. Hayatınız boyunca yüzümü göremeyeceksiniz. Ama siz beni görmeseniz de kaçamayacaksınız. Birbirinizin yüzünde bana yaşattıklarınızı göreceksiniz. Bir gün bile mutlu olamayacaksınız.
Olacağız. Olmak zorundasın. Alışmak zorundasın. Hamileyim. Hiç çocuğum olmadı. Ama bu çocukları sevmeme engel değil. E hadi Nihan. Bir saattir kaçıp durduğun şu gerçek konumuza dönsek diyorum. Kemal. Onu biliyorum da benden ne istiyorsun? Benim için Kemal'le konuşmanı istiyorum Leyla. Sen niye konuşmuyorsun? Emir bizi öğrendi. Hatta benim telefonlarımı bile dinletiyor olabilir. Seni o yüzden kendi numaramdan aramadım. Bak gerçekten paranoya falan yaptığım yok. Öğrenmiş işte bizim geçmişimizi. Kemal'le artık yan yana bile gelmememiz lazım. Çünkü? Çünkü Emir kıskançtır. Eğer öfkelenirse Kemal'e, hatta onun bütün ailesine büyük zararlar verebilir. Sana verdi mi? Hayır. Sen kocanı sevmiyorsun ya. Peki gerçekten bütün mesele para mı? Hı? Leyla. Lütfen benim için Kemal'i uyar. Sürekli benimle konuşmaya çalışıyor, vazgeçsin. Emir'in her yerde gözü kulağı var. İkimizi de zor duruma düşürmesin. Tamam, söylerim. Teşekkürler. Efendim Leyla. Sen haklıymışsın. Fikrin neden değişti? Nihan bana geldi. O kızın sana söylemediği bir şeyler var Kemal. Nedir bilmiyorum tabii de. Onunla konuşman lazım senin mutlaka. Nereden anladın? Benden seni uyarmamı istedi. Emir sizi öğrenmiş. Tahmin ediyordum. Nihan'ı tehdit etmiş belli ki, sana ailene zarar vermek diye. Nihan'la konuş mutlaka Kemal. Tabii o adama yakalanmadan. Merak etme. Öyle yapacağım zaten. Bir planın var mı? Evet, var. Düşüncelerini okuyabilsem de sohbet etsek. Dalmışım. Önemli değil. Mesut ben şurada ineyim. Şirkete gelmiyor musun? Geleceğim ama önce bir yere uğramam gerekiyor. Görüşürüz. Mesut biz şirkete. Ölçün onları hemen. Başlayalım. Gel rapor vereyim sana. Sen kaçtın o da gitti hemen. Bir daha da gelmez adam buralara. İsabet olur. Nereye gittin sen? Leyla'ya. Aracılık yapsın diye değil herhalde. Aynen öyle. Ya Nihan inanmıyorum ya. Çocuk gibisiniz. Al karşısına konuş yani. Korktun ne bu kadar anlamıyorum. Yasemin, Emir diyorum Emir. Farkındaysan Kemal'in başka kardeşi kalmadı. Sırada bizzat Kemal var yani.
Kardeşi yok ama sözcüsü var. Kolay gelsin. Sabah kahvesinde eski sevgiliyle içmeyi planlıyor herhalde. Ay ben ne içmesin de. Hiç çekemem, ben uzuyorum. Kolay gelsin. Herkese kahve getirdim. Zahmet etmişsiniz ama herkese yetmez. Deniz. Paylaşmanız gerekecek, kusura bakmayın. Ben kaç kişi olacağınızı tahmin edemedim. Ama çocuklara bunu getirdim. Bol bol var. Şeker. Diş çürütür ama. Olsun. Yine de iyi niyetlisiniz ya. Ben zeytin dalıyla geldim Nihan. Yapma. Nihan diyebilirim artık değil mi? Hanımı sizi bıraksak. Diyebilirsin. Asuma. Şekersiz içiyorsan paylaşabilirim. Teşekkür ederim. Söyle. Bağla, bağla. Kemal, nasılsınız? Sağ olun Galip Bey. Ama siz pek iyi değilsiniz galiba. Anlayamadım. Demin tatsız bir haber aldım. Oğlunuz bizimle çalışmak istemiyormuş. Sebebi ne olabilir istememesinin? Sebep önemli değil. Onun için aramadım. Eğer siz de oğlunuzla hemfikirseniz... sözleşmeyi geri çekeceğim. Ona haber vermek istedim. Ya bir dakika, bir dakika. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Evet, başlangıçta bir çekincesi vardı. Ama daha sonra ailece konuşup hallettik biz bu işi. Ha. Sizin haberiniz yok yani. Oğlunuzla konuşup bana son kararınızı bildirirseniz sevinirim. Tabii tabii. Herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben hallederim. Hadi. Günaydın Aslı. Günaydın Kemal Bey, hoş geldiniz. Bana Serap Hanım'ı bağlar mısın? Güneş çocukları vaktinde. Serap Hanım, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizden bir ricam olacaktı. Yani aslında bir öneri. Eğer sizin de ilginizi çekerse çok sevinirim. Çocuklar şimdiden ne kadar çok sevindi değil mi? Evet, onların hepsi farklı farklı renkli boyunca. Evet. Onları mutlu etmek çok kolay. Nasıl mutsuz ederler anlayamam. Kemal de çok mutlu oldu biliyor musun? Öyle mi? Neye? Bu işe, birlikte çalışmamıza, arkadaş olmamıza, yani olmaya başlamamıza. Ben çok yalnız kaldım İstanbul'da. O da bunu dert ediyordu tabii. Ama şimdi senle arkadaşlık kurduğum için içi daha rahat. Buradan sıkılıp geri döneceğimden çok korkuyorum mesela. Aa sakın. Zonguldak'a geri dönmeyi falan mı düşünüyorsun yoksa? Ama artık öyle çok yalnız kalmazsın ki. Sonuçta biz Kemal Bey'le komşuyuz. Hem daha sık görüşürüz. Nasıl komşusunuz? Kemal Bey bizim yan evimize taşındı ya. Aa, haberin yoktu galiba değil mi? Belki de Kemal Bey sana sürpriz yapacaktı ama ben bozdum. Ne olur kusura bakma Asu. Hem olur değil mi böyle arkadaşlar arasında? Kahve için teşekkürler Asu.
ev hediyen. Açmayacak mısın? Ben de sana söyleyecektim. Hayırlı olsuna gelemediğim için kusura bakma. Hediyeni buraya getirdim. İstediğin yere koyabilirsin. Ha, beğenmezsen atarsın gider. Asu. Mesaj alındı. Düşüncesizlik ettim yine. Evet, yine. Ve bu göstermelik ataklarına kanmayacağım artık. Evimi gel gör desem bile gelmem. En çok neye kırıldım biliyor musun? Seni söylememene falan değil. Ama bunu Nihan Kozcuoğlu'ndan öğrenmek... Nihan'la mı konuştun sen? Ödün kopuyor değil mi? Nihan'la yakınlaşacağım diye. Sevgilin olduğunu öğreneceğim diye. Eski aşkın olduğunu. Asu. Dışarı çıkalım mı? Düzenli faaliyetlerimiz oluyor tabii. Ama bizler yeterli kalmıyoruz. Yani sizin gibi bir profesyonel ihtiyacımız var. Onlara teknik öğretmesi için. O zaman çok güzel şeyler yaratacaklar. O kadar yetenekli her biri. İnanın bana. Eminim. Aslında her çocuk bir yetenek. Kendilerini keşfetmelerinde yardımcı olmayı o kadar çok seviyorum ki. Evet, görebiliyorum bunu. Küçük asistanlarınız şimdiden çok mutlu. Bizim çocuklarımızla da tanışın. Lütfen. Çok güzel işler çıkaracaksınız ortaya. Size bayılacaklar eminim. Kim kime bayılacak acaba, değil mi? O zaman bu evet mi demek? Vakfımıza gelecek misiniz? Oho, Nihan çoktan orada bile Serap Hanım. Bence koşun gidin peşinden. Sen gelir gelmez söylemem lazımdı sana. Ama yıllardır sır gibi tuttum içimde. Bu zamana kadar nasıl sakladıysam... şimdi de öyle sakladım. Ama Nihan'ı tanımıyordum ben o zaman. Şimdi birlikte iş yapıyoruz, yüz yüze geliyoruz. Beni nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın? Haklısın, farkındayım. Yani seni nasıl bir durumun içine düşüreceğim pek düşünemedim. Ama beni de anlamaya çalış. Yıllar sonra karşılaşınca... Aklın karıştı. Kalbin çarptı tekrar. Yok. Kalbim çarpmadı. Nihan Kozcuoğlu ile iş ilişkisi dışında başka bir ilişkim olamaz. İnanayım mı? İnan. Geçmişte ne yaşamışsak yaşadık. Ama o artık evli bir kadın. Bundan sonra hiçbir şey olamaz. Sadece evli olduğu için mi? Böylesine büyük bir aşkın böyle uçup gideceğini söyleyebilir misin bana? İnsanın kalbi öyle titrerse bir kere. Geçer mi? Geçer. Kalbi böyle kırıldıysa bir kere titremeyi de unutur. Efendim Serap Hanım. Kemal Bey, tam tahmin ettiğiniz gibi oldu. Nihan Hanım teklifimize bayıldı. Vakfa gelmek için sabırsızlanıyor. Teşekkür ederim ilginiz için. Ne demek? Asıl ben öneriniz için çok teşekkür ederim. Nihan Hanım vakfımız için büyük değer. Bu arada... Sizin isminizi vermedim dediğiniz gibi. Tamam. Tamam o zaman. Vakıfta görüşürüz. Evet. Ben akşamüstü bir araba gönderip Nihan Hanım'ı aldıracağım. İsterseniz sizi de alsınlar. Ha yok, hiç gerek yok. Ben kendi arabamla gelirim. Peki. Hoşça kalın. Nereye gidiyorsun? Güneş çocuklarına. Şu sponsorluk için görüşmek istiyorlardı. Bilseydim ben de seninle gelirdim. Üzüldüm şimdi. Yabancı ortakların eşlerine yemek ayarlamıştım. Ama istersen hemen erteleyebilirim. Yok yok, hiç gerek yok. Bence sen git. Bu zaten son dakika gelişti. O yüzden hemen gider gelirim. Hem oradaki kadınlar benden çok seni görmek istiyorlar.
Kolay gelsin. Sağ olun. Ay duvara mı boyayacaksınız? Belediye mi şey diyor bunu? Ben bayılıyorum. Böyle renklendiriyorlar ya etrafı. Ay siz ne yapıyorsunuz? Yardım mı ediyorsunuz? Ressam mı oldun sen? Gel bakayım. Yok teyzeciğim, belediyenin değil, özel bir faaliyet bu. Hatta ressamımız da burada. Nihan nerede? Buradayım. Deniz. Nihan'cığım teyze merak etmiş ne yapılıyor burada diye, ben de ressamımız burada dedim. Fehim Hanım? Yok, artık merak etmiyorum. Kolay gelsin. Fehim Hanım, Fehim Hanım lütfen beni bir dinler misiniz? Lütfen beni dinleyin, lütfen. Neyini dinleyeceğim senin ben? Neyini dinleyeceğim senin? Çık git önümden, bak fena olacak şimdi. Daha ne kadar fena olabilir ki? Zaten yeterince birbirimizi kırmadık. Ben o gün sizi dinledim, siz de şu an beni dinleyeceksiniz. Nihan Hanım, istersen kırmaktan hiç bahsetmeyelim. Mahcup olursun. Evet, ne deseniz haklısınız. Annesiniz siz, çok üzüldünüz biliyorum. Ama o gün geldiğinizde bir kere olsun beni dinleseydiniz, bir kere benim yüzüme baksaydınız ben size söyleyecektim. Merak etmeyin diyecektim. Benden artık Kemal'e zarar gelmez. İçiniz rahat olsun diyecektim. Bitti mi? Sizden geçmiş için özür dilerim. Ama ne yazık ki sen beni anlamamışsın. Ben geçmiş yıllar için gelmedim sizin kapınıza. Bugün için geldim. Yarın için. Ailemi bir kere kırdınız. Biz yaralarımızı kendi içimizde sardık çok şükür. Geçmiş diye bir şey bilmiyoruz artık. Ama bugün, yarın, ha? Ben acılarımdan ders almasını çok iyi bilirim Nihan Hanım. Oğlumu bir kez daha üzmeyin diye geldim kapınıza. Sen de tutmuş, geçmişin özrünü diliyorsun benden. Yazık. Fehim Hanım. Ben sizden bugünün özrünü dileyemem ki. Ben artık Kemal'i üzmüyorum. İnanın. İnandır o zaman beni. İnandır. Uzak dur Kemal'imden.